45. G7 zirvesi Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin toplantısı ikinci günündeydi. Liderler eşitsizlikle mücadele, uluslararası ekonomi ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma ve G7'nin Afrika ile ortaklığı konulu oturumlara katıldı. Diğer taraftan liderler ikili görüşmelerle hem kendi ülkelerinin ilişkilerini hem de dünya gündemini değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 ülkelerinin ABD'nin yaptırım uyguladığı İran'la nükleer programı konusunda yeniden müzakerelere açık olduğunu söyledi. Macron, İran'la tansiyonun düşürülmesinde hemfikir olduklarını belirtti. De cette matinée, on retiendra aussi une image, la première rencontre entre Donald Trump et Boris Johnson depuis que celui-ci est devenu premier ministre. Liderler ayrıca 2014 yılında Kırım'ın ilhakı sonrası G7 üyeliği askıya alınan Rusya'nın durumunu da değerlendirdi. Liderler Rusya ile koordinasyonu ve diyaloğu güçlendirmeden yana ancak Rusya'nın G7'ye dönmesi için çok erken olduğu görüşünde. Rusya ilk kez 1998 yılında bu gruba dahil olmuştu. 2014 yılına kadar her yıl yapılan zirve G8 olarak anılıyordu. A very big trade deal, bigger than we've ever had with the UK, and now they won't have it. Some point they won't have it. Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 zirvesi protestoları da beraberinde getirdi. Zirvenin düzenlendiği otelin yakınındaki Bayonne kentinde en az 50 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla toplanan 15 binden fazla eylemci G7 zirvesini protesto etti. Polis eylemcilerden 68'ini gözaltına aldı.